Günaydın arkadaşlar. Köy evimdeyim. Şalvarımı giydim, yemeğimi taktım. Bugün peynir yapmak istiyorum. Eşim de sobamı yaktı. Soba yanmışken biraz da yufka pişireceğim. Hep birlikte yapalım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 10 kilo sütüm var. Sütüm akşamki süt. Buzdolabında bekledi sabaha kadar. Malum yaş geçti, kolesterol falan var. Çok yağlı peynir olsun istemiyorum. O yüzden üzerinden kaymağını aldım. Birazını. Çok da almadım. Yarım yağlı peynir olsun istiyorum. Şimdi sütümü 75-77 dereceye kadar ısıtıp pastörize edeceğim. Sonra hızlı bir şekilde 37 dereceye, 36-37 dereceye düşürüp ondan sonra mayalayacağım. Şu anda 76-77 derece civarında ısındı, alıyorum. Hızlı bir şekilde soğutacağız şimdi. Soğuk suyun içine sokacağım. Tencereyi hızlı bir şekilde soğutacağız. Şimdi hızlı bir şekilde soğutmam lazım ki 37 dereceye kadar. Ondan sonra maya. 36 derece sütüm. Şimdi bir tatlı kaşığı süt, maya koyuyorum süte. Biraz karıştırıp kapağını kapatacağım. Bahçede olduğu için üstünü kapatıyorum. Mayalansın böyle. Bir saat sonra bakacağız sütümüze. Arkadaşlar 1,5 saat oldu. Bakalım peynirimiz olmuş mu? Peynirimiz mayalanmış. Şimdi peyniri ince ince dilimleyeceğim. Biraz bekleteceğim. Bu şekilde dilimliyoruz ki peynirin suyu çıksın. Sonra pirinç alıp süzeceğim. Evet arkadaşlar, peynirim mayalandı. Şimdi süzeceğim peynirimi. Önce tülbentimi. Bu hiç kullanılmamış bir tülbentti. Bunu peynir için böyle ayırdım. Bu şekilde peynirimi süzüyorum. Şimdi 3 saat, 4 saat kadar bu şekilde altında tencere var, suyu vuruyor. Süzülecek. Daha sonra üzerine ağırlık yapacağım. Arkadaşlar suyu da dökmüyoruz. Onu tuzla karıştırıp 190 dereceye kadar kaynama noktasına gelene kadar tekrar ısıtacağım. Tuzla karıştırıp peynirin üzerine salamura suyu yapacağım.
oldu burada yorulduk. Çek ablacığım, çek. Merhaba Bilgeciğim, yumurta merhaba, almaya geldim. Yumurta var mı? Evet, var ablacığım, var. Ah ah, bu güzel tavukların yumurtalarını almaya geldim ben. Tamam, hoş geldin, sefa geldin. Baksana nasıl güzeller bunlar. Bana da civciv büyütürsün. Ah nasıl güzel, torunlar istiyorlar, ben de alacağım. Sen nasılsın, iyi misin? Canım benim. Ah ah, burası kuzenimin çiftliği. Çok güzel tavukları var. Köpekleri çok güzel. Gel gel gel. Kara kız bunlar, kara kız. Kara kızlar. Gel çil horoz, gel. Kara horoz, kara. Çil değil de kara horoz bu. At da toplansınlar. Gel kızım, gel. Ah ah ah, maşallah maşallah, ne kadar güzeller maşallah maşallah. Kuzenimin çiftliği, yumurta almaya geldim. Çok güzel tavukları var. Gezen tavuk bunlar, gezen tavuk arkadaşlar. Köpekleri de çok güzel. İki tane köpeği var, çok güzel. Tavukları güzel. Manzaramız çok güzel. Köyümüz güzel. Hava kararmak üzere. Havaca karanlık. Ah nasıl güzel. Nasıl güzel. Şansınız da o kadar şey ki. Rüzgarlı. Altyazı M.K.
gördüğünüz gibi. Şimdi dilimleyip tuzlayacağım. Bir gece tuzda bekleyecek. Sonra salamura su yapıp ona koyacağım. Basacağım kavanoza. 3 ay bekleteceğim peynirimi ferment olması için. Sonra bakacağız bakalım nasılmış. Arkadaşlar, peynirimi tuza basmıştım. Bir gece bekledi. Şimdi kavanoza doldurup bu kendi suyunu tuz döktüm. Salamura suyuyla basacağım. Ben de ilk kez yaptım arkadaşlar. Bu konuda çok fazla bilgim yok. Denemek için yaptım. Benim mayamda 10 kilosu da bir tatlı kaşığı koyun diye yazıyordu üzerinde. Bu kadar koydum. Siz mayanız nasıl yazıyorsa üzerinde o şekilde yapın. Ben sütümü pastörize ederek yaptım peynirimi. İlk önce 78 dereceye kadar ısıttım. Daha sonra 35-36 dereceye düşürüp öyle mayaladım. Ama yine de bir 3 ay bekletmek istiyorum ferment olması için. Sizler de yaparsanız iyice araştırıp öyle yapın arkadaşlar. Dediğim gibi benim bu ilk denemem. Bakalım nasıl olacak, ben de bilmiyorum. Bir litre suya 3,5 yemek kaşığı kadar tuz koydum. O şekilde çorbayı yaptım. Bu peynirin kendi suyu. Böyle bu şekilde buzdolabında hava almayacak bir şekilde bekleteceğim. Bakalım inşallah güzel olur. Olursa yapmaya devam ederiz. Tekrar. Denedim. Bakalım sonuç ne olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalım çok yeni. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar.